Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Gülizar'ın Gönlü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne var ne yok, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Yumurtalarımı koydum ben arkadaşlar. Çayımı demledim, sobanın üstüne koydum. Burada da yumurtalarım oluyor. Şimdi böreğimi yapacağım. Kamera nasıl, açısı nasıl bilmiyorum. Şöyle bir ayarlayayım ben onu. Burada arkadaşlar tuzlu suyum var. Şöyle ellerim temiz. Şöyle bir karıştıracağım. Tuzlu su yaptım buraya. Çok bayağı bir su koymuşum yani. Onu da niye öyle yapmışım bilemedim. Şimdi şu tepsinin altını bir açayım. Isınsın o. Arkadaşlar burada yufkalarım var. Halam yufka vermişti, Allah razı olsun. Bizimkiler öyle pek, yani biz o kadar çok düşkün değiliz böreğe. Böyle kalmıştı, akşam eşime dedim yapayım sahurda. Bizimkiler pek sahurda böyle şeyler yemiyorlar. Hani susatır bizi diyorlar, ne bileyim bir sürü şey diyorlar. Ben de dedim ki yarın dedim evdesiniz. Yani okulda değil çocuklar, eşim evde, işte değil. Dedim ki börek yapayım yani. Hani o kadar şey olmaz. Burada da arkadaşlar pilava tereyağı, sıvı yağ koymuştum. Biraz fazla koymuşum. Onu bardağa böldüm ben. O şey kalan tereyağıyla sıvı yağını burada değerlendiriyorum. Burada da yufkalarımız var. Vallahi hala inan ki ilk verdiğinden bile duruyor hala. Halam da izliyorsa buradan, halacığım ellerine kollarına sağlık. Davulcumuz da geldi arkadaşlar. Davulcumuz da davula vurup duruyor. Böyle suda ıslatıyorum. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Şimdi tepsi ısındı. Ben bunun altını kısacağım. Hatta ben gideyim, ışığı yakayım. Davula vurup durmasınlar. Gerçi buranın ışığı yanıyor ama belki görmezler. Ben yine de yaktım ışığı. Çok güzel arkadaş Ramazan. Arkadaşlar ne güzel yani. Herkes ayakta. Bakıyorum herkes ayakta. Ne güzel. Herhalde buranın ışığını gördü, fazla davula vurmadı. Benimkiler hep uyuyor. Daha uyanmadılar. Öyle arkadaşlar, yumurtam da kaynamaya başladı. Çok fazla da kaynatmak istemiyorum. Benim çocuklar yumurtayı rafadan seviyorlar arkadaşlar. Kaşıkla yemeyi seviyorlar. Çok pişmiş oldu mu pek hoşlarına gitmiyor. Eşim de çiğ sevmiyor. Yani rafadana çiğ diyor. O da öyle sevmiyor. Diyorum ki eşimin yumurtasını bırakayım. İki taneyi alayım. O kadar güzel açmışlar ki yufkayı. Halam ve ekibi. İncecik. Çok ince açmışlar. Dokunsan kırılıyor yani. O kadar güzel açmışlar. Kaç tane koydum? Konuşurken hiç kaç tane koyduğumu anlamadım. Şöyle 4 tane koymuşum. Şimdi arasına peynir çıkarayım arkadaşlar.
Arasına peynir koyayım. Peyniri de çıkarmayı unutmuşum. Hatta lor peyniri almayı unutmuşum. O yüzden normal beyaz peynirden yapacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Valla şöyle tabağı parçalayayım. Bu peynir normal benim aldığım peynir gibi değil. Biraz tuzlu. Lor peynir gibi değil yani. Hatta tabağa koymuyorum. Direkt şöyle parçalayayım. Ben bu böreği halamlar gibi, babaannem gibi güzel yapamıyorum. Onu da niye güzel yapamıyorum bilmiyorum. Babaanneme de anlattım. Babaannem diyor ki, yağını mı az koyuyorsun acaba? Yani o kadar da yağ da koydum. Bilmiyorum. Bu peynir yeter buna. Benim aklım şu anda yumurtalarda. Çocuklar öteki türlü yemezler. Peynirimizi de kapatalım. Şimdi arkadaşlar üstüne ıslatmaya devam edeceğim. 4 tane koydum. Herhalde bir 4 tane daha koyarım. Arasına yağ koyuyorlar bu halamlar bilmiyorum. Ben koymayacağım çünkü yağlı yağlı olmasın. Ramazan rahatsız etmesin. Arkadaşlar videolarımı izlemeye devam edin. Videolarımda kalın. İnşallah ot toplamaya gideceğim hardal otu. Bu sefer farklı bir yere gideceğim. İzlerseniz görürsünüz inşallah. Farklı bir yere gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Oralarda bulabileceğiz mi hardal otu? Eşime dedim de, eşim dedi hem vakit geçer dedi. Gidelim dedi. Bakalım. Yarın bir olsun. Allah izin verirse gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hala konusunda çok şanslıyım. Genelde hep halamlardan bahsediyorum. Şu sırtımdaki yeleği halam ördü. Yufkam halamdan. Halam var bir tane beni her gün arar. Her gün mutlaka arar. Düşünün yani ben oraya mesela halama gittiğim zaman halam yani mutlaka sorar bir şey ihtiyacın var mı? Ne ihtiyacım varsa tedarik etmeye çalışır. Beni gerçekten bir anne gibi karşılar. Açıkçası şunu söyleyeyim. Annemin yapmadığını halamlar bana yapıyorlar yani. Gerçekten Allah razı olsun onlardan. Bu konuda çok şanslıyım. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi onlar da böreği yaparken beni görecekler umarım. Beğenirler. Şimdi de atayım arkadaşlar. Dedim ki kapağını da koyayım. Dedim ki yufkaları ıslatırken çok açmayayım. Yakmayayım bir de dedim.
O yüzden şöyle yufkalar hem oturur. Öyle düşünüyorum. Herhalde yumurtamız da yeter bu kadar. Çünkü çocuklar anne aman diyorlar, çok pişirme. Yeter ya. Hemen sudan çıkarayım ki pişmesin. Böyle işte arkadaşlar. Hem sizinle paylaşayım dedim. Öyle falanlar gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Hepsinden Allah razı olsun gerçekten. Annemin yapmadığını yapıyorlar bana. Bir ihtiyacım var mı? Ne var ne yok? Her şeyimi sorarlar. Ben yufkaçmayı da bilmiyorum açıkçası. Hiç yufka açmadım. Yani sadece kendimi hani böyle bir gözleme yapacak kadar, hani kendimi böyle bir gözleme yiyecek kadar açıyorum. Hatta kedilerin babaannesi bana şey yazmıştı. Karadenizli olup da yufka açmasını bilmiyorum da ne demek? O kadar gülmüştüm ki o yoruma. Diyor ki Karadeniz'de olup da diyor yufka açmıyorum demek ne demek? Bilmiyorum, açamıyorum. Yapacak bir şey yok. Aslında çabalasam, uğraşsam olur da. Bilmem, herhalde benden dolayı mı? Benden kaynaklanıyor herhalde, bilmiyorum. İstesem aslında yaparım. Bilmiyorum, belki de güveniyorum etrafımdakilere. Belki de o yüzden açamıyorum, bilmiyorum. Ama şöyle şu yufka tırtılarını da tutayım. Allah razı olsun halamlardan. Benim halam ta Tekirdağ'dan getirmişti bana yufka. Hiç unutmuyorum. Nezaket halam, hep bahsediyorum ya size arkadaşlar. Düşünün, ben köyde oturuyorum. Bana da Tekirdağ'dan yufka getirmişti. Kendisi açmış. Açınca beni de düşünmüş sağ olsun. Bana da ayırmıştı. Bana da getirmişti. Allah razı olsun. Böyle yufkamı yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben diyetteyim. Diyette olduğum için sahurda hiçbir şey yemiyorum. Yani eskiden yiyordum. Mesela geçen sene oruç tutmadım. Ama yine de yiyordum sahurda. Yiyip yatıyordum. Zaten bu yüzden aşırı kilo aldım. Sürekli şeyler yediğim için, zamansız, gereksiz, sürekli yediğim için böyle kilo aldım. Şimdi bu sene hazırlıyorum. Asla onlarla yemiyorum. Biraz ince oldu sanki ama şu yağı da dökeyim. Bu sırf şeydi arkadaşlar. Tereyağı, sıvı yağ karışımı. Pilava nedense doldurmuşum yağ. Baktım ki fazla, pirincini katmadan ayırdım. Biraz ince mi yaptım onu da bilmiyorum ya. Nasıl yaptığımı. Ben 8 yufkadan yaptım ama 4 altına 4 üstüne 8 yufka. Yok, pek de ince değil. Tepsim çok büyük ya arkadaşlar, o yüzden 8 yufkadan yaptım. Gördüğünüz gibi mis gibi de kızardı. Tereyağı da mis gibi koktu. Şimdi oruçlu oldukları için normalde ne yapıyordum?
Sürahime dolduruyordum. Sürahimi hatta kaldırdım buraya. Sürahime dolduruyordum tarçın, elma. Üzerine de suyu doldurup önümde sürekli duruyordu oturma odasında. O tekerlekli masanın üstünde hep duruyordu. Diyordum ki hani su içmeyi unutmayayım. Bol bol su içeyim. Hani tamam aşırı da tüketmiyorum. Hatta müzeyen arkadaşım da yazmıştı bana. Fazla aşırı su tüketme, o da zararlı diye bir yorumunda hatırlıyorum. O yüzden çok aşırı da tüketmiyorum. Yani 2 litre suyu dolduruyorum sürahiye sabah ya da akşamdan dolduruyordum bazen aroması geçsin diye tarçınla elmanın. Normal sade su içemiyordum ben. Şu anda yavaş yavaş sanki alıştım. O şey gitti yani, kemoterapinin verdiği o tiksinti gitti. Öyle içiyorum. Yani içiyorum artık normal ama öyle yine de normal hani karışımlı su gibi iştahlı içemiyorum. Devam o ki Ramazan gireli o suyu kaldırdım oradan. Çünkü onların karşısında içemiyorum. Suyu da bırakamıyorum karşılarında. Ayıp olmasın diye kaldırdım her şeyi. Onları da rahatsız etmeyeyim diye. Haliyle su içmeyi unutuyorum arkadaşlar. Yani bugün, hatta bugün dediğim yani cuma diyeyim hadi. Şimdi cumartesideyiz. Cumartesinin sabahındayız şu anda. Böyle laf anlatırken böreği de yakmayayım. Şöyle çevire çevire yapıyorum. Hatta biraz kısayım da ağır ağır pişsin arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de şişeye koydum. Mutfağa getirdim şişeyi. Sürekli de mutfakta değiliz ki Ramazan günü. Haliyle sürekli de su aklıma gelmiyor. İçemiyorum. Allah'ım zaten normalde de çok su içen biri değilim. Kendimi resmen gözümün önüne koyarak, içine bir şeyler katarak kendimi sürekli zorlayarak içiyorum. Şimdi de mesela cuma günü diyelim. Düşünebiliyor musunuz? Gerçi iki su bardağı da akşam iftar sofrasında içmiştim. Hadi diyelim şurada olsun. Bir litre bile içememişim yani dün. O yüzden hani bu durumdan biraz şikayetçiyim. Öyle yani. Maalesef. Ramazan gireli öyle. İki gündür. Bugün üçüncü gün. Bakalım bugün evdeler. Bugün hiç içemem herhalde. Bu da biraz altı yağsız oldu ama dediğim gibi çok da yağlı olmasın ya. Yazık günah. Ben hiç sevmiyorum böyle aşırı yağlı, salçalı, tuzlu yemekleri hiç sevmiyorum. Bana kalsa yağsız, tuzsuz, salçasız yemekler yaparım hep. Eşim de benim aksime salçalı yemekleri çok sever. Adam yayla çorbasına bile salça katmamı istiyor. Düşünün yani. O kadar sevmiyor yani salçasız yemeği. Ben de bazen bizim için salça katmıyorum. Bazen onun için salça katıyorum. Herkesin gönlüne göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben şeyi anlamadım ya. Ben mesela sipariş verdim. Tunik mesela. Verdiğim tunikle alakası yok. Neden öyle bir durum oldu acaba ya? Bir karışıklık mı oldu? Güvenilir de bir site yani. Herkesin tanıdığı bildiği bir site. Niye öyle yapmışlar anlamadım. Biz mi yanlış sipariş yani verdik? Onlar mı karışıklık yaptı? Çözemedim yani niye? Biraz zor konuşuyorum uykulu. Bu saatte kalkmışım size laf anlatıyorum. Niye öyle karışıklık oldu bilmiyorum. Tamam geriye iade edeceğiz. Değişik geldi bana mesela o mavi tunik. Onun ne olduğunu da bilmiyorum. Etiketine de bakmadım. Tunik bile değil o. Şöyle üzerine giydiğim bir şey. Önü açık. Fırfırlı. Ben fırfırlı hiç sevmem. Yani hiçbir şey sevmem fırfırlı. Hayatımda da fırfırlı bir şey giymiş insan değilim. Yani giyenlere de saygı duyuyorum tabii ki de. Sevenler vardır. Ben sevmiyorum. Hiç hayatım boyunca fırfırlı giydiğimi de hatırlamıyorum. Belki küçük bebekken giydirmişlerdir. Ama dediğim gibi
fırfırlı niye öyle bir şey koymuşlar? Ben mavi şeyi, mavi tuniğimden bahsediyorum. Hatta tunik değil. Kahverengi tuniğimi gördünüz. Kahverengi tuniğimin modelindeydi. Sadece rengi maviydi. Çözemedim. Niye öyle bir şey yapmışlar? Kahverengi tuniğimin modelinde mavi. Ama kahverengi ve fırfırlı öne açık. Tunik bile olmayan bir şey geldi. Geriye iade edeceğiz. Sonuçta. Zaman var. İşte o beyaz pantolonumla tuniğim çok güzel oldu. Dediğim gibi sırt kısmı biraz kasıyor. Biz zaten bedenini ona göre verdik. Yani kilo vereceğim diye dediğim gibi hani bilmiyorum ya. İnşallah veririm arkadaşlar. Ne kadar verdim onu da bilmiyorum. Bu aralar tartılmadım pek. Akyazı'ya gittim geçen akşam. Sağlık ocağının oralarda işimiz yoktu. O yüzden oraya geçip de tartılmadım. Ben de istiyorum ki hep nerede tartıldıysam orada tartılayım. Çünkü hep tartılar farklı tartıyor gerçekten. Sağlık ocağında tartıldım. Farklı çıktı. Ondan sonra eczanede tartıldım. Farklı çıktı. Ama ilk eczanede tartıldığım için tabii ki de oranın tartısını dikkate alıyorum. Arkadaşlar o kadar ince açmışlar ki maşallah. Çıtır çıtır. Yani sanki hani böyle yağda açarak büyüttüğümüz börekler var ya onun gibi çıtır çıtır oldu. Gerçekten çok güzel açmışlar. Halam ve ekibi. Halamın bir ekibi var. Arkadaşları, komşuları. Toplanıp açıyorlar. Maşallah çok marifetliler. Her sene beraber açıyorlar. Çok da güzel açmışlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu yufkayı veren halam Fatma halam. O benim büyük halam arkadaşlar. En büyük halam o. Mesela ben bebekken bütün kıyafetlerimi, bebekken dediğim kendimi hatırlıyorken, çocukken değil, yanlış cümle kullandım. Belki de bebekken de almıştır mutlaka da ben kendimi bildiğim dönemden bahsediyorum. Sürekli kıyafet alırdı bana. Her geldiğinde bana kıyafet getirirdi. Hiç unutmuyorum. Allah razı olsun. Ondan sonra mesela küçük halam evlendi. Beni hep yanında götürdü mesela. Onunla Tekirdağ'da kaldık beraber. Evlendi yani beni yanında taşıdı. Düşünün yanına götürdü hep. Yani bir 6 sene falan yanında kaldım ben halamın. Tekirdağ'da falan. Ondan sonra Nezoş halamın yanında kaldım bayağı bir. Sonra onunla da çok vaktimiz, güzel günlerimiz geçti. O da aynı kendi çocuklarıyla bir tutar beni. O da hep düşünür. Mesela bir tane daha halam var. Fadime halam. O da bebekken onun da yanında çok kaldım. Yani hep halamların yanında büyüdüm diyebilirim. Dedemin, halamın, halamların. Mesela Umre'ye gitmişti halam. Seccade getirmişti bana. Allah razı olsun. Seccade tesbih getirmiş. O halam, Fadime halam. Yani bu yeleğimi ören. Yani şimdi halamları tanımadığınız için böyle ifade etmeye çalışıyorum. Mesela o da küçükken hep şeymiş yani beni yıkarmış. Düşün daha genç kız, bekar, belki de 15-16 yaşlarında o sorumluluğu almış. Ben halamlara ne yapsam, halamlar hakkında ne anlatsam az gelir. O yüzden yani bu kadar diyebileceğim. Bir genç kız, benim annem mesela babam vefat edince ben 1,5 yaşındaymışım mı? 2,5 yaşındaymıydım acaba bilmiyorum orasını tam. O zamanlar işte annem mesela 21 yaşında dul kalınca mecbur kalıyor evleniyor. Ama mesela
Ben dedemin yanında büyüyorum belli bir yaşa kadar. Ondan sonra halamların yanında genç kızlık dönemimi geçirdim. Düşünün yani annem gidiyor ve ben çok küçüğüm. 2,5 yaşlarında ya da 2 bilmiyorum tam olarak. Dedem beni yanına alıyor. Annem başkasıyla evlenince. Ki o da ne yapsın mecbur köy yerinde 21 yaşında dul kalmak ne demek yani. Mecbur kalmış evlenmiş. Eşi vefat edince kadın ne yapsın? Bir ben olmuşum zaten. Benden sonra babam vefat etmiş. Yani şimdi bunu anlatmamın nedeni hep halamlardan bahsediyorum. Onların yanında büyüdüğümü, benimle ilgilendiklerini bahsediyorum. Hani diyebilirsiniz neden annen baban yok muydu da hep halanların yanında durdun? Neden halan yıkadı seni? Bebek küçükken annen yok muydu dersiniz diye anlatıyorum arkadaşlar. Yani annem mecburiyetten evlenince haliyle bir de halam var. Düşün 15-16 yaşında benim sorumluluğumu alıyor. Beni yıkıyor. Mesela en küçük halam. Hiç unutmuyorum yani okula giderken o kadar güzel şekiller verirdi ki saçıma. Bildiğin yine hep ilgilenirdi benimle yani. Dantelden yakalıklar örerdi bana. Allah razı olsun gerçekten halamlardan. Onlar benim için gerçekten çok ayrı yerleri var. Hani bu saatte bunları niye anlattım onu da bilmiyorum. Yufkadan açtık konuyu. Konuyu yufkadan açtık babamın vefatıyla, annemin evliliğiyle geçti yani. Konu konuyu açtı. Evet, yufkam gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Bak bu konuyu tam bilmiyorum. Ne yapıyorlar? Şöyle tuzlu sudan, babaannem bana öyle anlattı. Tuzlu sudan şöyle attırıveriyorsunuz. Tuzlu suyu özellikle dökmedim. Yufka ıslattığım tuzlu suyu. Böyle yapıyormuşuz. Çok da yapmayayım. Babaannem dedi ki kızım öyle yap. Ben de öyle yapıyorum. Şu anda beni izliyorlardır. Gülmeyin. Sakın gülmeyin. Gece sahur sahur. Bunlar yarın izlerler beni gülerler hep. Ben bu konularda niye yabancıyım bu konuları arkadaşlar? Mesela niye onlar gibi güzel yapamıyorum? Ben 11 yaşında işe girdim. Arkadaşlar burayı yapmayacağım. Burası yumuşak. Gerek yok etten hamur gibi olmasın. 11 yaşında işe girdim. 26 yaşına kadar hep çalıştım. Çalıştığım için de yani bir de bana mesela iş düşürmediler hiç halamlar olsun, babaannem olsun. Hiçbir zaman bana şunu yap, bunu yap diyen olmadı. Hani nasıl kendi çocuklarına davrandılarsa bana da öyle davrandılar. Kendileri onlar yaptılar, ben yedim. O yüzden bu konulara biraz yabancıyım. Evet 17. senem bitecek evleneli. Ama tabii ki de bir şeyleri onlar gibi güzel yapamıyorum. Evet yapıyorum. Benim de marifetlerim var. Kendimi de hepten öldürmeyeyim de. Onlar gibi değilim. Büyüklerim gibi marifetli değilim. Kabul ediyorum. Ama benimki de güzel oldu ya. Bence oldu. Bizimkilere afiyet olsun. Arkadaşlar. Onları şimdi ben... Bakın şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Zeytin koyarım, peynir koyarım. Asla yemezler. Hiç çatal bile sürmezler. Bunlar böreği yerler, yumurtayı yerler, yatarlar. O yüzden de ne yapacağım? Peynirle zeytini hiç rahatsız etmeyeceğim. Onlar zaten yemeyecekler. Eğer ben yersem koyacaktım. Çünkü ben zeytin peynir mutlaka kahvaltıda severim ve yerim. Onlar da yemeyeceği için koymayacağım. Hiçbir daha da rahatsız etmeyeyim. Şöyle bakayım bir tuhaf gördüm. Ha, açıkmış arkadaşlar. Ben de kapalı zannediyorum. Diyorum bu ses nereden geliyor? Ben yeseydim zeytin peynir çıkaracaktım. Eğer eşim ve çocuklar kahvaltı yaparsa ya da sahura kalktılar mı o zeytin peynir gider gelir. Yazık günah o yüzden koymuyorum. Şimdi arkadaşlar
Ben masayı hazırlayayım. Oturma odasında yiyorlar, televizyonun karşısında. Malum hocalar şimdi hep anlatıyorlar bir şeyler. Onları, hocaları dinleyerek sahurlarını yapıyorlar, iftarlarını da yaptıkları gibi. Orada da Elif uyuyor. Elif'in yatağını oraya açıyorum ben. O yüzden orayı çekmeyeceğim. Ben videomu burada sonlandıracağım. Gecenin üçünde çok alakasız bir sohbet ettim sizinle. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bebekliğim, babamın ölümü, annemin evlenmesi, halamların bana neler, hani ne gibi iyilikler yaptıklarını hepsini anlattım bu saatte. Sanırım ben gerçekten enteresan bir insanım. Neyse arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.